Hepinize merhaba arkadaşlar, ben de genç, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda o söz verdiğim mükemmel bilgisayarı topladım ve sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Bilgisayar gerçekten oyun performansı konusunda da olsun, render performansı konusunda da gerçekten muazzam bir bilgisayar oldu ve bunu 1400 lira civarında tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizin kullanacağınız parçalara göre bu değişiklik gösteriyor. Ben zaten hangi parçaları kullanabileceğinizi hepsini tek tek göstereceğim. Almış olduğum bu parçaları göstereceğim. Tabi burada da büyük bir kutu daha var. Bunların hepsini göstereceğim arkadaşlar. Ve sizler de bu bilgisayarı izledikten sonra kafanıza yatarsa toplayabileceksiniz ve gerekli olan render oyun performansınızı bu bilgisayardan rahatlıkla alabileceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle bu bilgisayar için donanım arşivine selamlar olsun. 1400 liralık PC toplama videosunun ilk defa başka bir YouTuber tarafından çekilmiş halini çekiyorum ben şu anda sizlere. Ve bu bilgisayarı ben kendime göre biraz daha yükselttim. Sizler de bir tık daha bu bilgisayarı üst performanslara taşıyabileceksiniz. O videoyu istinaden bu videoda. Ama şunu belirteyim, taban o video tabii ki. O videodan sonra ben kendime göre bu bilgisayarı arttırdım. Ve güzel bir performans çıkartan bu canavarı oluşturdum arkadaşlar. Şimdi sizlere tek tek isterseniz parçalarımızı tanıtmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi anakartımız Çin'den aldım. Yine linkini paylaşacağım sizlerle. Oradan siz de alabilirsiniz. Gigabyte'ın P55 S3 modelini aldım ve Zotac kutusunda gönderdiler. İlkin bir sevindim, hatta ekran kartı mı çıkacak falan diye. Ama Zotac diye böyle bir kutuda göndermişlerdi. Kutulama gerçekten muazzamdı anakartın. İçinde çeşitli köpükler, şişme poşetler falan vardı. Ona sarılmış gayet güzel bir şekilde gelmişti. Bu bağlamda çok güzeldi. Şimdi bu kutumu bir kaldırayım isterseniz. Ve sistemde kullanacağım power supply'e gelmeden önce kutusunu göstermek istiyorum. Yani bir kutu ancak bu kadar güzel olabilir. Bunu Türkiye'den aldım. Adam Bilişim diye üstüne yazıyor. Adam olduklarını kutudan da anlayabilirsiniz zaten. Şimdi bu kapalı bir kutu. Bunu açamıyorsunuz. Açmak için buradan maket bıçağıyla yırttım arkadaşlar. Böyle açtım. Yani gerçekten görünce bu kutuyu çok sevindim. Yani bunu kargocular alıp top oynasalar yine de sizin ürününüze zarar veremeyecekler. Mükemmel bir paketleme olmuş. Hatta şu kutuyu herhalde bir 10 lira tutmuştur bunun paketlemesi. Bunun bir de üstünde böyle şişme poşet falan da vardı. Onunla paketlemişlerdi ve gerçekten güzel. Modüler bir power supply kullandık. Power supply'e geleceğiz. Kutusunu kaldırıyorum ama. Arkadaşlar bir tane önceden zaten benim elimde olan bir SSD vardı. 120 GB'lık. Bunu kullandım. Ayrıca bir de Çin'den SSD aldım. Çin'deki almış olduğum SSD'yi 360 GB olarak kullandım. Çünkü kendi 120 GB vardı. Yoksa ben 500 GB'lık bir SSD alacaktım normalde. Ama şöyle yapabilirsiniz. Siz bu sonuçta düşük bütçeye bir bilgisayar topladığınız için biraz bütçeniz varsa benim gibi biraz daha üste çıkabilirsiniz. Daha da üste çıkabilirsiniz. Ama elinizde olan parçaları da kullanmanız mümkün. Mesela elinizde bir hard disk vardır. Bunu kullanabilirsiniz sisteminizde. Ama şunu da unutmayın. En kötü SSD bile en iyi hard diskten daha iyidir. Bunu unutmayın. Yani ben en kötü sizlere Çin'den 120 GB'lık bir SSD almanızı öneririm. Ben elimde olduğu için 120 GB bunu kullandım. Buna C diskimi kurdum. Yine bir sürü birkaç paketin doldu. Bu Çin'den gelen paketin içinde SSD'nin de paketi vardı. Yine bu da havalı poşete sarılmış bir şekilde geldi SSD'nin. O da 360 GB. Onda da D disketimi oluşturdum ve oyunlarımı falan yüklerim, depolamamı oluşturdum arkadaşlar. Hard disk bulunmuyor çünkü ben hard diskten nefret ediyorum gerçekten. Gelecek olduğumuz diğer bir nokta ise RAM konusu. İki tane arkadaşlar ben RAM aldım. 4.4 DDR3 1600 MHz'lik RAM. Bu arada şunu da göstereyim. Şu anda bu bilgisayarla yapmış olduğum renderla bir video yüklüyorum. Yani render konusunda gerçekten harika. Ona değineceğiz arkadaşlar. Bunu belirtmiş olayım. Şunu da tekrardan dönecek olursak. DDR3 RAM aldım arkadaşlar. İki tane 4.4 aldım. Anakartımızda 4 tane slot olduğu için bu gerçekten güzel bir konu. Çift kanal olunca daha yüksek FPS alabiliyorsunuz. Daha fazla derken 4-5 FPS ama 4-5 FPS gerçekten güzel FPS'te. 25 FPS 30 FPS'in arasındaki farkı düşündüğünüz zaman gerçekten güzel bir FPS konusu olacak arkadaşlar. Dediğim gibi anakartımızda 4 tane slot olduğu için 2 tane 4 GB'lık SSD aldım. Toplamda 8 GB. Bir de benim önceden elimde olan 4 GB'lık daha RAM'im vardı. O elimdeki eski RAM'imi de kullandığım için arkadaşlar şu andaki sistemim 12 GB. Ama şu anda bir arkadaşım ihtiyacı varmış. 4'ünü ona verdim. Yani şu anda bilgisayarımda 8 GB takılı. 4.4 8 GB takılı arkadaşlar. Bunu belirteyim. Sonra renderimizin de kutusunu kaldırıyorum. Sonra değinecek olduğum diğer nokta. Tam bir canavar arkadaşlar. Kule soğutucu aldım. Kule soğutucu RGB tercih ettim. 9 cm'lik tercih ettim. Bunun 3 fan takabiliyorsunuz. 3 fanlı modeli var. Ben tek fanlı modelini aldım.
Keşke orada 3 fanlı alsaymışım ama denedim. Şu anda denemiş oldum, görmüş oldum. Sizlere zaten 3 fanlı olanını tercih edeceğim. Siz 3 fanlısını alın arkadaşlar bunun ve öyle kullanın. Çünkü GTA 5'te göstermem gereken bir şey var sizlere. Bu da yine içinden çıkan, kutunun içinden çıkan bir parçası. Bununla hem Intel hem AMD'de kullanabileceğiniz güzel bir kule soğutucu. Çünkü kullanacak olduğumuz işlemci Xeon X3440 işlemci ve overclock konusunda gerçekten muazzam bir işlemci. Şimdi bu işlemciyi soğutmak için de tabii ki de böyle güzel bir soğutucu ihtiyacınız var. Ben bir kule soğutucu aldım. Bunu da kaldırıyorum. Klavye konusunda ilkin düşük bütçeli çözümler konusuna gitmiştim ve bu klavyeyi almıştım. Şu anda bunu kullanıyorum ama yakın zamanda daha üst modeline geçtim ve onu kullanacağım. Onların da yeni incelemesi gelecek. Ayrıca bir ekipman video yaptığımda, yani bu şimdilik geçici olarak kullanmış olduğum klavyem bu şekilde. Siz de zaten bütçeniz düşükken ilk başta da böyle şeyler yapabilirsiniz. Hatta ben için uzay montajı olarak topladım sistemi. Şuraya bir resmini vereyim. İnşallah çekmişimdir. Oradan arkadaşlar bakabilirsiniz. İlk geldiğinde sistemi böyle kullanıyordum. Sonradan tek tek böyle normal 20 liralık bir kasa buldum. Ona geçtim. Sonra da bu canavara geçtim arkadaşlar. Gentech GT003 model bu kasaya geçtim. Yine bu kasanın da incelemesi var. Onu da kartlar kısmına bırakıyorum. Kartlar kısmına tıklayarak yukarıdaki önerilen videolar kısmından bu kasanın incelemesini görebilirsiniz. Hava akışı konusunda muazzam bir kasa. Önde şu anda ledleri var ama ben yan çevirdiğim için gözükmüyor tabii ki. Bu gerçekten hava akışı konusunda muazzam bir kasa ve tam bir fiyat performans ürünü. Bu Türkiye'nin en ucuz tempelli cam ve RGB ledli kasası arkadaşlar. Bunu da göstermiş olduk. Bunu da kaldıralım. Telefonum çıktı burada. Buradan geçelim bunu. Şimdi bu kutuya geleceğim. Bu kutu bir kenarda dursun. Kulaklık olarak arkadaşlar Rampage'in bir kulaklığını kullandım ben. Gerçekten SNR9 modeli fiyatına göre güzel bir performansların kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Kutusunu kaldırdıktan sonra onu da bir göstereyim isterseniz sizlere. Kulaklığım bu şekilde arkadaşlar. Yine Rampage'in mikrofonlu, oyundayken filan karşıya sesinizi götürebilecek mikrofonlu güzel bir kulaklığı. Burada yine kulak destekleri filan bulunuyor. Kulaklığımdan memnunum. Ben bunu kullanıyorum bilgisayarda montaj falan yaparken. Normal müzik dinlemek için de orada da şu anda uzanamayacağım galiba. JBL bir kulaklığım var, onu kullanıyorum arkadaşlar. Bu kulaklıktan da memnunum. Bunun da yine incelemesi gelecektir ekipman videonda. Bunu da bekleyebilirsiniz ama bu videoda böyle bir göstermiş olayım sizlere yine. Ve benim en sevdiğim olay, gerek oyun konusunda arkadaşlar, gerekse de video edit kısmında tam bir yardımcı. Şöyle göstereyim bu arkadaşı. Bu arkadaş bu fiyata bulabileceğiniz en iyi mouse arkadaşlar. Bunun da yine incelemesi ayrıyeten gelecek. Tam bir canavar. Gerçekten süper. Bunun ayrıca makro program falan da bulunuyor. Rampage Center modeli arkadaşlar. Bunu da göstereceğim. Zaten burada gözüküyor şu anda. Yakın çekimde görürsünüz. Bu tam bir yardımcı arkadaşlar. Benim en sevdiğim konu budur. Bunu zaten ekipman videomda göstereceğim sizlere. Şimdi Rampage'imi de kaldırdığıma göre gelelim son değineceğim kısma. Arkadaşlar bu bilgisayarda isterseniz bütçeniz azsa ilk başta GTX 750 Ti alabilirsiniz. Dolar kurunun dalgalanması sebebiyle bu videoyu izlediğiniz tarihe göre fiyatlar değişkenlik gösterecektir. Ekran kartı konusunda çok güzel bir çözüme ulaştık. Şimdi bu sistem öyle güzel bir sistem ki paranız neyse ona göre ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz 750 Ti takabilirsiniz. 1030 takabilirsiniz ama 1030'dan 750 Ti daha iyi ve daha ucuz. Çin'den GTX 750 Ti alabilirsiniz. Ama ben diyorum ki gelin biraz daha bütçeniz varsa üzerine 100 lira daha koyun. Benim almış olduğum bu canavardan alın. Bu arada bu arkadaşıma almış olduğumuz kutu. Benim GTX 960'ım kasamın içerisinde. GTX 960 2 GB'ı kullandım. Bunun da yine fiyatlarını hepsini açıklama kısmına vereceğim. Toplayabileceksiniz arkadaşlar. Ama şu kutuyu da göstermek istiyorum. Bu arada ekran kartının kutusu kadar rezalet bir kargo henüz görmedim. Şöyle göstereyim. Bunu açıyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Ne bir havalı poşet ne başka bir şey. Bayağı bildiğiniz ekran kartı karşınızda arkadaşlar. Böyle içine atmışlar bunu. Bu arada bu ekran kartı bana ait değil. Bu arkadaşıma da bir sistem topladık. Bu sistemin aynısından. Onda da bu ekran kartını kullandık. Benimki bundan biraz daha uzun. O da GTX 960 ve fanları biraz daha büyük arkadaşlar. Böyle iki tane tercih etmiştik. Videoda öyle gözüküyordu. Bir de bunun girişleri daha az. İki tane HDMI var. Benimkinde dört tane HDMI var arkadaşlar. Bu şekilde. Benimki biraz daha büyük, daha uzun. Fanlar da daha büyük ama çift fanlı. Yine Gigabyte'ın bu GTX 960'ını kullandık. Yine ben taktığım sistemi denedim. FPS alanında bir fark yok. Bu şekilde ben ikisini ayrı firmadan almıştım. Yine ikisinin linkini koyarım. GTX 750 Ti'lerin de linkini koyarım. Onlar içinden alabilirsiniz arkadaşlar. Ekran kartımız bu şekildeydi. Bu da arkadaşımın kartı. Bunu sizlere göstermek istedim. Şöyle kaldırayım arkadaşlar bu kutumuzu. Benim sistemde kullanmış olduğum kartın yine resmini sizlerle paylaşacağım. Buradan görebilirsiniz. Şimdi dilerseniz gelin şu bilgisayara bir yakından göz atalım.
Arkadaşlar gelin şu canavara bir yakından bakalım. Yandaki kapağımızı çıkartıp bir ne varmış ne yokmuş ne yapıyormuş bu kasamızı bir görelim. Evet arkadaşlar şimdi canavarımıza doğru ilerliyorum. İçerisinde ne var ne yokmuş bir bakalım. Önce yukarısında mıknatıs hava filtresi olan kasamızın havalandırma filtresini kaldırıyorum. Ve sizlere bu power supply'yi göstermek istiyorum. Power supply'in fanını ben yukarıya doğru bağladım. Ancak şöyle bir durum var ki bu power supply'de sizlere videonun sonunda çok güzel bir açıklama yapacağım. Power supply'e değineceğiz. Şu anda soğuk hava üflüyor arkadaşlar. Sebebini de göstereceğim sizlere. Videonun sonunda güzel bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Power supply'imiz 800 watt Raid Max'in Cobra Power. 800 watt diyorum bu arada, tekrardan dikkat etmenizi istiyorum ama 800 wattlık 80 plus gold sertifikaya sahip bir power supply'i. Power supply'in hemen altına doğru ilerlediğimizde en alt tabanda Gigabyte'ın P55S3 modelini görüyorsunuz arkadaşlar. Dahasında burada yine almış olduğum o kule soğutucuyu görüyorsunuz. Ben elimde bir tane 8 santimlik fan vardı. Kule soğutucu tek fanla yetersiz olduğu için bunu da taktım arkadaşlar. Böyle bunu da değişik bir usulle bağladım. Öyle emaneten bağladım yani. Ve bunu da power supply'imden gelen molex kablosuyla birbirine bağladım. Bu şekilde daha fazla bir soğutma sistemi elde edebiliyoruz. Kasamızın fanları burada arkadaşlar. Kasamız 3 fanla geliyor. Yalnız ben elimde olan 12 santimlik bir fan vardı. Bunu da buraya arka tarafı egzoz çıkış olarak ayarladım. Ön taraftaki fanlarımız içeriye doğru hava üflüyor. Ve öndeki bu 8 santimlik fanım bu tarafa doğru, içerisindeki fan da bu tarafa doğru. Bu egzoz fanımız da zaten üzerinde egzoz, o da dışarıya doğru üflüyor arkadaşlar. Yani içerisinde muazzam bir hava akışı var. Ancak şu anda kullanmış olduğum bu power supply'yi videoya sakladım. Bunu buradan çıkartacağım arkadaşlar. Fanı yukarıya doğru üflüyor. Hiç yük altına girmediği için 800 watt olduğundan dolayı soğuk bir hava üflüyor. Bu soğukluk da bize şöyle bir yardım sunacak. O da kulemize yukarıdan aşağıya doğru soğuk bir hava üflemiş olacak arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ben burada GTX 960 2GB'lık bir arkadaşı kullandım. Bunu da yine resimlerini koyacağım arkadaşlar sizlere. Gigabyte'ın WinForce serisinden bir ekran kartı. Gerçekten çok güzel. Arkadaşımkine göstermiştim. O bunun ta böyle küçük kare versiyonu gibi. Bu dediğim gibi biraz daha büyük ve güç konusunda ise 2 tane PCIe girişi kullanılıyor. Arkadaşımın kartında ise bir tane PCIe girişi var. SSD konusunda dediğim gibi şu yukarıdaki SSD 120 GB SSD. Bunu zaten elimde vardı. Türkiye'den almıştım. Alttakini de yine Çin'den aldım arkadaşlar. Golden Fern 360 GB SSD'si. Siz sistemlerini kullanacaksanız bunun GB'ını kendinize göre belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Dahasında burada RAM'lerimi görüyorsunuz. RAM'lerimiz 4 slot arkadaşlar. En soldaki RAM Çin'den aldım. Kırmızı olan soğutuculu RAM'i Türkiye'den zaten elimde vardı. Bunu da sistemimde kullandım. Dediğim gibi bir tanesini söktüm. Bir tanesi arkadaşım da şu anda. Onun bilgisayarını tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra ben o RAM'ini de buraya taktığımda 12 GB olarak kullanacağım ve hala bir slotum boşta olacak. Bu da ileriye dönük RAM arttırma konusunda gerçekten bize güzel bir fayda sağlayacak arkadaşlar. Kısacası bilgisayarımız bu şekilde arkadaşlar. Ben bu bisikleti buraya koymasam zaten ölürdüm herhalde. Şöyle de göstereyim. Burada da bisiklet hastası olduğumu anlayabilirsiniz. Hatta belki haberiniz yoktur. Bir tane de bisiklet vlog kanalım var. Orayı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve şu canavarı da söylemeden geçmeyeyim. Bu mükemmel bir arkadaş. Yani benim en büyük yardımcım. Burada DPI'ları bulunuyor. Şuradan hatta ışıklarını görebilirsiniz. DPI'ları yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve alt tarafta yine 16 milyon RGB renkli mükemmel bir mouse arkadaşlar. Hatta bu mouse'un bir de makro programı var. Onu da göstermek istiyorum size izninizle. Görmüş olduğunuz gibi mouse'un programı bile var arkadaşlar. Burada mouse'u advanced kısmından ayar da yapabiliyorsunuz. DPI'ni arttırabiliyorsunuz. Şu anda 1000 DPI'ye çektim mesela. Burada arkadaşlar renklerine kadar, hızına kadar her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Bunlara daha çok ekipman vlogunda değineceğim arkadaşlar. Bu ürünler gerçekten harika oldu. Hatta ekipman vlogumda güzel bir YouTuber mikrofon ve güzel de bir klavye gelmiş olduğunu göreceksiniz. Ayrıca istediğiniz farklı mouse modelleri varsa onları da söyleyebilirsiniz. Onları da alıp incelemeye çalışacağım elinden geldiğince. Şimdi gelelim bu power supply konusuna arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu oldukça karmaşık bir konudur. Power supply dediğim gibi yük altında değil ve bayağı bildiğiniz soğuk hava üflüyor. Ben bunu ters çevireceğim. Normalde bu yukarıya verilir. Çünkü yukarıdaki delik ona göre verilmiştir. Ama ben bunu ters çevireceğim. Aşağıya doğru üflemesini sağlayacağım. Çünkü soğuk hava üflüyor. Bunun nedeni nedir? Şunu söyleyeceğim. Bu sistem 400-450 watt tüketiyor. Ama siz ileride daha yüksek şeylere çıkacağınız zaman power supply konusunda yetersiz kalacaktır. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Yani sizlere sonuçta daha uygun bütçeli çözümler sunmaya çalışıyorum. Hani elinizde fren vardır. Belki 600 watt fren ama kullanabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ben. Eğer yeni bir power supply alacaksanız şunu yapmanız gerekiyor. Gidin bu 800 watt'ı alın. Açıklama linkinde koyacağım. Bu power supply'ı alın arkadaşlar. Ha yok benim bütçem o kadar yok diyorsanız biraz daha ucuz olan yine Raid Max'in 80 Plus Gold sertifikalı 600 watt'lık linkini de koyacağım. 600 watt'lık power supply'ını da alıp bu sistemde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben şöyle bir şey diyorum. Şimdi siz bu sistemi kullanacaksınız ve hayli bu sistem bir müddet sonra eskiyecek arkadaşlar. Eskidiği zaman siz gidip 400 watt'lık power supply'lere, 450-500 watt'lık power supply'lere 300 lira para ödedikten sonra
yeni bir sistem toplayacağınız zaman ondan vazgeçmeniz gerekiyor ve ölü fiyatını ikinci el piyasasında satıyorsunuz. Sonra yeni bir bilgisayar topluyorsunuz ve yine 400-450 lira para veriyorsunuz bir power supply'e ve onun da wattı yetmediği için yeni sisteminizde onu da yine ikinci el piyasasından ölü fiyatına satıp yenisini alıyorsunuz. Ama bunu bir kere aldığınız takdirde RTX 2080 Ti'lara kadar rahatlıkla bu power supply'i kullanabileceksiniz. Yani diyelim ki bu sistem eskidi. Artık iş yapmıyor diyelim. Bu sistemin eskidiğini düşünelim. Her şeyi söküp attınız ama bu power supply'i her halükarda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü 800 watt 80 plus gold sertifikasına sahip. Ve yük altında da şu anda çalışmadığı için sistemde bayağı bildiğiniz soğuk hava üflüyor arkadaşlar. Birazdan hatta ben bunu ters çevirip o şekilde takacağım. Ve sizlere bu power supply'i göstereceğim. Dediğim gibi ben bunu 600 wattlık linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Ama biraz bütçeniz varsa gelin siz bunu 800 wattlığını alın ve ileride de kullanmış olun. Çünkü dediğim gibi alacaksınız. Sisteminiz yenileceğiniz zaman bu power supply yetersiz gelecek. Ve almış olduğunuz o power supply'ler çöpe gidecek. İkinci el piyasasında ölü fiyatına satacaksınız. Ama bunu bir kere aldığınız zaman ömürlük bir şekilde istediğiniz bilgisayar geçtiğinizde kullanabileceksiniz arkadaşlar. Ve gerçek bir 800 watt olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kimi power supply'lere baktığınızda 12 volt kanalından 350 watt yazmasına rağmen 200 watt falan veriyorlar. Bunlar da fake wattlar olduğunu söyleyebilirim. Önceden ben bu sistemde geçici olarak 350 wattlık bir power supply takmıştım. Bunda ne oldu? Bunu sizler için denedim. Açmadı arkadaşlar. Oyuna girdim mesela GTA 5'e. 1 dakika sonra siyah ekran oldu. Geldi. Siyah ekran oldu. Geldi. Siyah ekran oldu. Hop gitti. Bu şekilde yani düşük wattlarda sisteminizden alacağınız performansı götürecektir. Bu da yine performans anlamında önemli bir husus olan bir nokta arkadaşlar ve 80 plus olmasına mutlaka dikkat edin. Ayrıca bu power supply'ın en büyük özelliği modüler bir power supply olması. Görmüş olduğunuz gibi tüm kablolarımızı modüler bir şekilde yapabiliyoruz. Ben geçen bunu çevirmiştim arkadaşlar yukarıya doğru. O yüzden kablolarımı tam güzel bir şekilde montajlayamadım ancak bunu ters çevirdiğinde daha güzel kablolarınızı gizleyebilirsiniz. Kasanın arkasından geçerek bunları da anlatmam mümkün. Şimdi gelin bu sistemin canlı canlı oyun performansına bir bakalım. Arkadaşlar şimdi dilerseniz hemen oyuna girelim. Bu arada arka planda update yapıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Şuradan şarkılarımı da kapatayım. Ve gelin oyuna girelim. Tabii ki de burada oyun olarak GTA 5'i seçtim. Ve şunu belirtmek isterim. Bu bilgisayarın donanım arşivi tarafından çekilmiş halini mutlaka izleyin. Onu da açıklama kısmına vereceğim. Oradan bu bilgisayarın donanım arşivini çekmiş olduğu videoyu izleyin. Çünkü bu işlemci eğer overclock etmezseniz sizlere pek de iyi bir performans sunamayacaktır. Zaten bunun özelliği 100 liralık bir işlemcinin overclockla i5 6. nesil, i3 8. nesil performansında bir performans çıkardığını söyleyebilirim. Şu anda ben bu sistemimi 3.5 GHz'de kullanıyorum. Kule soğutucum olduğu için. Tabii ki de ben bunu 4 GHz'de çekebilirim. Ancak Çin'den almam gereken ufak MOSFET soğutucular var. Bunu da yine donanım arşivinin linkini vereceğim. Ne işe yaradığını oradan görebilirsiniz. Anakartımızın soğutucularına işe yarıyor arkadaşlar. Çok küçük böyle 7 liralık bir parça. Onu da Çin'den aldım. Ama dilerseniz bir ay beklemeyin. Mesela benim tüm parçalarım geldi. Hala onu bekliyorum. Bunu Türkiye'den alın. 15 lira da Türkiye'den alabilirsiniz. Yine o da 2 kat ama 15 lira sıkıntı yok. Bunu da yine anakartımız üzerindeki o siyah köprücüklerini yapıştırarak arkadaşlar kullanabilirsiniz ve anakartımızdaki o sıcaklık değerleri bize drop yaşatacağı için oradan düşürebilirsiniz. Dediğim gibi ben şu anda 3.5 GHz'de kullanıyorum. Ancak o geldiğinde 4 GHz'de çıkabileceğim kule soğutucum sayesinde. Şimdi gelin hemen oyuna girelim. Tabii ki de bu bağlamda GTA 5'i tercih ettim. GTA 5'i biliyorsunuz zaten hepiniz. Son derece yüksek bir oyun. Ve bunu gelin sistemimize bir test edelim. Çalıştıralım arkadaşlar. Bize neler sorulacak? Kaç FPS alacak? Bunları görebilelim. Bu arada bir şey unuttum arkadaşlar. Söylemem gereken bir şey var. Buradan MSI Afterburner açmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Bunu açarak da buradan frekansımızı göreceğiz. Kaç FPS aldığımızı görebileceğiz. Ayrıca buradan ekran kartını overclock da yapıp daha yüksek FPS'lere çıkabilirsiniz. Ama ben stok değerleri tercih ediyorum. Zaten 960 gerçekten FPS anlamda bizi üzmeyecek bir ekran kartı olduğunu söyleyebilirim. Hemen oyunumuza dalalım ve bakalım kaç FPS alacağız, ne yapacağız bunu görelim arkadaşlar. Arkadaşlar biz oyuna girerken sizlere şunları da göstereyim. Bu yukarıdaki değerlerimiz ne işe yarıyor, ne yapıyor sizlere bunu anlatayım. Yukarıda GPU var. Bu ekran kartımızın kullanım oranı burada arkadaşlar. Burada derecesi var. Burada da kullanım oranı var. İşlemcimiz dar boğaz yapmadan bunu ne kadar kullanırsa buradaki değerimiz %99, %100'lere kadar çıkıyor. Yani 99 oluyor zaten 100 demek. Burada arkadaşlar ekran kartımızın kullanım oranını görebiliyoruz. Burada CPU'muzun 8 tane threadleri var. Buradan kullanım oranlarını görüyoruz. Eğer bu %70 ve üzeri olunca bu oyun için dar boğaz yapıyor. Ekran kartımızı biraz düşürüyor. Herhangi bir şekilde %70 olunca buradaki ekran kartımızın kullanım değeri birazcık düşüyor. Yukarıda göstermek istediğim başka bir şey. Burada sıcaklıkları var. Ve buradaki en sıkıntı konu şu. GTA 5 oyunu kendi kendine işlemcimiz 70
70'i devirip de 80'i gördüğüm otomatikmen 1300 MHz'e düşürüyor işlemci frekansımızı. Dediğim gibi ben şu anda burada bir overclock yaptım. 3.5 GHz'de çalıştırıyorum işlemcimizi. Ama bunu otomatikmen düşürüyor. Bu da sıkıntı bir durum. Yine burada RAM kullanımımızı görüyoruz. Tabii ki de bu oyuna girince tekrardan artacaktır. Ancak ben şu anda sizlere bu olayların ne olduğunu gösteriyorum. Arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var. Ben bir oyuncu olmadığım için en iyi ayar nedir bunları bilmiyorum. Ben bunu zaten render bilgisayar olarak düzdüm. Uygun fiyatlıydı ve render bilgisayar olarak düzmek istedim. Ayrıca tabii ki de güzel bir de oyun performansı var. Bunları da göstermek istedim. Yani buradaki en iyi ayar ne şekilde olur? Bunun hakkında pek bir bilgim yok. Bunu alanda daha böyle bilgisayar konusunda profesyonellere bırakıyorum. Sonuçta ben bir oyuncu değilim arkadaşlar. Bunu belirteyim. Mesela şöyle gördüğüm kadarıyla şunu yapalım. MSI'yi kapattım diyelim. Düştü. Sonra buradan başka bir şeyi kapatalım. Mesela ne kapatalım? Şu. Bunu biraz softer yapalım arkadaşlar. Bunu da softer ayara çektim. Şunu da very high'da kalsın hatta. Bu şekilde yapalım. Bunların hepsini yaptıktan sonra bir de bu şekilde bakalım. Bakalım FPS değerlerimize bir değişiklik olacak mı? FPS'imiz yine 50-60 civarında geziyor arkadaşlar. Bu şekilde son derece akıcı bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Tabii ki de MSI'nin açık olduğunu falan söyleyebilirim ki şu anda 65-70 FPS'leri görüyorsunuz orada. Bu gerçekten güzel rakam arkadaşlar. Bunu belirtebilirim. Yalnız şu anda bir sıkıntı oluyor görüyorsunuz. 75'leri gördü. 80'i görünce otomatikmen megahertzimiz düşecek. Ve bu da GTA 5'in işlemcimizin megahertzini düşünerek ekran kartımızın kullanım oranını düşürmesine sebebiyet verecek. Bunu söylemem gerekli arkadaşlar. Şu anda 70 FPS'lerde geziyoruz. Ortalama 65-70 olarak gözüküyor arkadaşlar. Yine şehrin içinde bu şekilde tabii ki. 75'leri görüyorsunuz. 79-80'i gördüm. Ve full ayarlarda GTA 5 oynadığınızı düşünün. Bu kadar düşük. Evet, dediğim olay oldu arkadaşlar. 1575'e düşünce aynı drop çakışması yaşadık. 30'lara kadar indi. Bunun da sebebi olmaması için benim gibi tek fanla değil 3 fanla almanız yeterli olacaktır. Şu anda 3500'e çıkınca tekrardan işlemci soğuyunca görmüş olduğunuz gibi artıyor. Ancak işlemcimizin soğumasından ötürü 1575'lere doğru düşebiliyor. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Ekranın parladığını şimdi fark ettim. Kusura bakmayın. Dilerseniz şu ışık kaynağımı bir çevireyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyunumuza devam edelim ve siz de canlı canlı FPS'leri görün. Tekrardan belirteyim. İşlemcimiz 70'leri aşınca otomatikmen GTA 5 düşürüyor. Bu sadece GTA 5 için geçerli. Normalde böyle bir drop görmeyeceksiniz. Ve anlattığım gibi siz buraya 3 fanlı bir kusur kule soğutucu aldığınızda bendeki bu sorunu yaşamayacaksınız. Bunu belirteyim arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen oyuna geçelim. Siz de biraz oyunu izleyin. Kaza yaptık. Buradan GTA 5 belgesini kınıyorum. Otobanın kenarında hemen bir çıkıntı yapmışlar.
Arkadaşlar bu arada değinmek istediğim diye mi yok da bunu unutmuşum, lütfen kusura bakmayın. Şu anda işlemcimin 3500 MHz'de çalıştığını söylemiştim. Buranın da ara sıra 70'leri geçtiğinde ekran kartımızın kullanımını tamamını kullanmadığını görüyorsunuz. Bunda da 40 FPS, 50 FPS'lere düştüğünü görüyorsunuz. 70 FPS'lerde kullanacak yoksa. Ama dediğim gibi sıcaklığın fazla artmasını istemediğim için 4 GHz'e çekemedim şu anda. 4 GHz'e çektiğinizde böyle bir şey kesinlikle olmuyor ve siz bu oyunu tamamen full ayarlarda açtığınızda 70-80 FPS'lerde oynayabiliyorsunuz. Bunu da belirteyim ve tekrardan oyuna dönelim. Evet arkadaşlar, GTA 5'imizi bir güzel oynadık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi işlemciniz serinken 97-100 FPS'leri falan zorluyorsunuz iç mekanlarda ve gerçekten güzel bir olay. Ama bahsettiğim olay, görmüş olduğunuz gibi 1575 MHz'e düşüyor işlemcimiz 75'leri falan aşınca. Bu da GTA 5'in sorunu olduğunu tekrardan belirteyim. Öbür türlü 99 FPS'i gözlerinizde gördünüz şu anda. Yani 100 FPS'leri falan zorlayacaksınız. Güzel bir soğutucunuza, güzel bir fan taktığınızda, yani 3 fanını aldığınızda bunları görmeniz mümkün arkadaşlar. Ekran kartımız konusunda falan da her şey yerli yerinde duruyor. Bunu belirtmek isterim. Şimdi hemen GTA 5'ten çıkalım arkadaşlar. Ve diğer bir oyun testimiz olan Call of Duty'ye girmek istiyorum. Bu arada hiç oynamadım. Abim oynuyor. Yani şu anda video açtığım için sizlerle birlikte girmek istedim. Hemen MSI'yı da açalım. Evet, Call of Duty'ye gelin bir girelim arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun 60 FPS'e kilitlediğini sizler de görüyorsunuz. Bunun ayarı var mı bilmiyorum. Gamer olmadığım için bilemiyorum. Çünkü ben bunu render için çözdüm, zaten oyun için değil. Ama bu şekilde ekran kartınız resmen uyuyor. İşlemcinizin yarısı boşta uyuyor. Ve 60 FPS'te bu oyunu canlı canlı oynayabiliyorsunuz.
arkadaşlar, canavarımızın oyun performans testini sonlandırdık. Burada görmüş olduğunuz üzere GTA 5'te eğer benim yaptığım gibi tek fanlı değil de 3 fanlı bir soğutucu alırsanız 70 ile 90 FPS, hatta 100 FPS'ler arasında oyun performansı görebiliyorsunuz. Bu bendeki bazı çakışmalar benim bahsetmiş olduğum soğutucumdan kaynaklı arkadaşlar. Ancak ben size linkte verecek olduğum soğutucudan alırsanız 3 fanlısını alın ve bu sorunu yaşamayın arkadaşlar. Ve GTA 5'te en yüksek ayarlarda 70 ile 90-100 FPS arası oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları siz de gözlerinizde gördünüz. En düşük 65 olur, yani o kadar net garanti söyleyeyim. Ve Call of Duty'nin en son çıkan WW2 oyununda da bu oyunda da görmüş olduğunuz üzere 60 FPS'ten bir kere bile aşağıya düşmedi. Ve ekran kartı kullanımımız da işlemci kullanımımız da yarıdaydı arkadaşlar. 60 FPS üstüne çıkmak için herhalde oyunun bir ayarı vardır. Ama ben gamer olmadığım için bu ayarları pek bilmiyorum. Oyuna da yeni indirdim zaten. Videonun uzamaması için ayarlara pek bakamadım. Bu anlamda kusura bakmayın. Görmüş olduğunuz gibi 60 FPS'in üstünde zaten insan gözü ayırt edemiyor. Böyle canlı canlı ekran kartımızın yarısı uyurken oynayabildik arkadaşlar. Umarım bilgisayar hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi aldığım tüm parçaların linklerini açıklama kısmında vereceğim. Oradan siz de bu bilgisayarı toplayabilirsiniz. Ve bu sistemin donanım arşivli toplanmış hali var arkadaşlar. Onda da oyunun performans testlerini görebilirsiniz. Çeşitli oyunların performans testini. Ancak belirtmem gereken bir unsur var ki o videoda Abdullah Reis şöyle bir şey yapmış. Demiş ki ben GTX 960 yerine 750 Ti ve 1050 takayım. Orada GTX 1050 ile oyun performans testi çekilmiş. Ben ise burada GTX 960 kullandım ve bu ondan daha üstün bir kart demek. Yani o videoda izlemiş olduğunuz oyun performansının üzerine siz kafanızdan 5-10 FPS daha atarsanız bu şekilde bu sistemin size verecek olduğu gücü o videodan da görebilirsiniz. Orada yine Shadow of Tomb Raider, Fortnite ve daha fazlasının oyun performans test videoları var. Zaten o videoları Donanım Arşiv kanalından 1400 lira PC toplama yazarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Umarım bu bilgisayar toplama videosu sizin işinize de yarar. Sizler de işlerinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.